arkadaşlar merhaba. Yavru köpeklerimiz için kafes aldık internetten. Şimdi kafesi deneyeceğiz. Yavru köpekleri içine koyacağız. Bakalım ne kadar işe yarıyor, nasıl oluyor. Hadi Erben gel açalım kafesimizi. Gel babacığım. Gel açalım hadi kafesimizi gel. Gel kafesimizi açalım. Yavru köpeklerimizi aldık bu kafesi ya. Arkadaşlar bu arada sahiplendirme için bir hanımefendiyle görüşme sağladık. Nasipse cuma günü gelecek yanımıza. Yavru köpeklerimizi sahiplenmek için. Kendisi Ankara'da yaşıyor. Zaten mevcutta baktığı canlar varmış. Kendi evinde iki tane miydi? Birkaç tane var. Kedi birkaç var, tane var değil var. Mi? Kuzu kedi bile var, köpek var. Resmi attı bana ve sokak köpekleri de var. Sokak köpeklerine de yardımcı olabilir baya. Babacığım buraya gelir misin? Bizim önceliğimiz ikisini bir vermekti. Çünkü ayırmak istemedik. Çok travmatik şeyler yaşamışlardı. Çok korkuyorlardı ilk geldiklerinde. Birbirlerine sarılıp yani zaten hayatta bir önceki kaldılar. Videoda evet, nasıl yüzden, olduğunu anlattım ben. Evet, bu yüzden de ayrılmalarını istemedik. Önceliğimiz birlikte alabilecek insanlardı. Onlarla görüştük. Onların içinden elemeler yaptık. Çünkü bu hanımefendinin şey de kızı da veteriner okuyormuş ya. Evet öyle söyledi. Yani inşallah gerçekten iyi insanlardır. İlk etapta bir güven oluştu içimizde ama. Bu şey gibi de oldu. Kutu açılımı gibi de ama biz poşet açıyoruz. Evet. Makas getireyim mi? Bu niye çıkmıyor buradan ya? Ben makas getireyim. Lora topumuzu yeme ya. Bori topumuzu yiyor. Yemiş mi? Eşek Lora. Otur Lora. Yalnız kafes var ya. Kuş kafesi gibi aşkım. Bize yanlışlıkla kuş kafesi... Papağan kafesi falan mı bu? Papağan kafesi falan mı sattılar bize? Ne yaptılar ya? Arben bu ne kafesi? Arben şu an ona oyuncak geldiğini falan düşünüyor olması lazım. Arben şu an evet çözmeye çalışıyor. Acaba bu ne? Bak. Ne yapıyorsun? Babacım ne yapıyorsun? Bam! Tekme atıyor. Hadi de bam diyor. Evet, şimdi kurulum aşamasındayız. Resimlerde biraz büyük duruyordu ama inşallah gerçekten büyüktür. Dur. 6 parça mıydı? 6 parça. Şimdi aşkım Arben, ellerine dikkat et. Şimdi bir dakika. Oo, yayla gibi Mina. Bir şey söyleyeyim, çok ideal bence yavru. Ya, ters mi açtık ya? Hani yavru köpekler için ideal bence. Sence? Abi bunun içinde Lora ile Arben bile yaşar. Mina bir dakika dursana bir. Bu bizim ters mi şey yapıyoruz? Bak buradan kasıyor. Şöyle bir ters çevireyim bakayım. Şu Arben dur. Arben bir dakika bebeğim. Evet. Bak aa. Orada takılmış ya. Birbirine girmiş olabilir mi? Bir dakika burası niye böyle? Birbirine girmiş olabilir bak. Takılma yerleri var ya. Şöyle bir çevir. Yok hayır burada bir enteresanlık var ama. Hayır şu. Şu sıkışmış tamam. Tamam orası da varmış. Şimdi bunu şöyle yapacağız. Altıgen. Heh. Arben çok iyi. Şunları sence? Biraz daha sıkıştırmak lazım. Bunlar çok sağlıklı durmuyor. Ve bence böyle çok daha iyi olur. Mina kocamanmış be. Babacım bir dakika. oradan çıkmaz. Oradan çıkmaz babacım o. Tamam. Bunu nereye koyabiliriz Onur sence? Bak burada da kapısı var Mina. Buradan girip çıkıyorlar. Evet bayağı iyi ya. Evet, Lora da deniyoruz arkadaşlar. Evet. Lora buradan atlar ki. Dur, Arben'i de atalım içine. İçine Arben'i de atalım. Kafes dövüşü. Kafes dövüşü. Lora nasıl yeni yuva? Aslında Lora için aç, çok mantıklı. Aç. Vallahi Lora biz için. Biz bunu yavrulara vermeyelim. Biz evden gittiğimizde Lora'yı buraya koyalım. Eve zarar vermesin. Arkadaşlar bu arada bu kafesi de yavruları sahiplenen kişiye zaten beraberinde vereceğiz. Biz iki pakette ped almıştık. Bir paket bitti sayılır. Ya ben vermeyeceğim. Zaten yavruları pet eğitimine alıştırdık. Ben vermeyeceğim kafesi. Gördün mü? Kızıyor. Ben vermeyeceğim kafesi. İstemem diyor. Kardeşim istemem diyor. Ben bu kafesi sana ne ya? Kocama bile dokundurmuyor. Bu köpek bazen kafayı yemiş oluyor yani. Geliyorlar da otur. Manyak seni. Otur. Seni gidi manyak. Arben. Tamam otur. Otur. Çak. Çak anneciğim. Çak kızım. Çak. Aferin. Tamam. Evet hadi yavrular
deneyelim. İçeri pet serelim falan. Bence bir yavru deneyelim. Emin misin? Şimdi deneyelim mi? Bak pede yapabilirler. Halaya geçerse sonra bana hiç söylenme bak. Hayır geçmez ama uyanacak falan sıkıntı olur mu? Tamam al şunları içinden. Tamam hadi kapıyı açın çıkın. Halıyı mı şey yapsaydık ya? Halıyı mı kaldıralım? He. Şöyle tamam. Bir rulo yapalım halıyı hadi bu tarafa gelin. Doğru. Hadi gelin. Çıkın kapıdan. Hadi kapıdan çıkın hadi. Çıkın. Hadi kapıdan çıkın. Gel ona buradan. Kapı buradan. Tamam ben biraz tamam hadi ona buradan sen de gel. Hadi çık sen de. Aferin. Çık sen de hadi. Evet. Size aferin. Bravo. Aferin bravo. Be. Aferin hadi. Be. Şurayı boşaltın bakayım. Tamam, tezgahın önünü boşaltın. Evet. Hadi tezgahın önünü. Aha ben yine bak Erben içeri geri girdi. Girecek misin? Ha? Otur. Otur. Erben kilitlendin oraya. Kilitlendin. Kilitlendin oraya. Nasıl o zaman yapalım? Ne yapalım biliyor musun? Bak şimdi şöyle yapalım. Şu şuradan kırmızı ben halıyı kaldırıp o tarafa mı alsak? Anne. Ya da şu tuvalete doğru mu? O da olur. Ama ayağa kalktık. Ben açıyı oturup pozisyona yapmamıştım. Ayağa kalktık gitti. Çıkmak istiyorsun galiba buradan. Ha? Niye girdin içeri o zaman? Bu bir papağan kafesi değilmiş değil mi Arben? Biz yanılmışız anneciğim. Mina şuradan şu tarafa doğru şey yapalım ya. Nereden? Buradan o tarafa doğru rulo yapalım. Halıyı mı? He halıyı. Şimdi orada kamera olduğu için oraya şimdi küçük salak yapalım. Oradan yapmayayım buradan yapalım. Tamam. Dur kızım bir dakika. Dur bir dakika anneciğim. Arben al oradan sen bir dakika bir. Arben al oradan o iş olmaz öyle. Arben al oradan. Arben gel anneciğim benim kucağıma. Gel üstüm başım derbatar ben her yerim. Ben şunu kaldırayım sen kıvır. Kıvır alayım. Hah Arben temizliğe başladı bak bak bak. Bunu istediğin gibi şekillendirebilirsin. Evet. İster dikdörtgen ister altıgen. Bir dakika şöyle. Şey yapalım da kaymasın aşkım. Şöyle yapalım. Şu patileriyle kaydırır var. Köşelere evet. Sıkıştıralım. Şöyle şunu al. Şekli şemali bozuldu yine Arben sayesinde. Arben dur bebeğim. Şimdi sen giremezsin artık. Köpekleri bir koyalım gösterelim arkadaşlara da. Bu köpeklerin kullanışlı olur. Bakalım bu köpekler içinde nasıl oyun oynayacaklar. Hayvanlar yazık be. Günlerdir kutuda. Evet. Arkadaşlar evinize yeni yavru köpek aldıysanız bence çok ideal. Ve zaten yavru köpek olan evlerde bak en önemli iki materyal şu an tam karşınızda duruyor. Şu an tam karşınızda en önemli iki materyal bunlar bence. Çünkü pet zaten olmazsa olmaz. Pet olmazsa olmaz bir olay. Açımızı yavru köpeklere göre ayarlayayım ben şimdi. Gel Erben. Aşkım. Hı. Şu an tam orayı çektiği için tamam. Şuralara kenarlara eğilmemiz lazım tamam mı? Tamam. Getiriyorum bebekleri. Getir. Uyumuşlar ama uyandıracağız. Hop. Dur anneciğim öyle çekme. Hop. Evet. Bebişlerimiz geldi. Bakalım bir. Allah Allah. Allah Allah. Hemen tuvalet yapıyorlar. Arkadaşlar pet eğitimini verdik. Dora korkutma hayvanı. Aynen dur sen giremezsin şimdi. Heh. Evet arkadaşlar bu şekilde bence çok ideal. Yani. Buraya ben sana bir şey diyeyim mi? Şu kafese var ya 5'e kadar yolu var biliyor musun? Dur anneciğim dur bebeğim. Dur 5'e kadar yolu var. Ama tabii evinizde şöyle deli bir şey olmaması lazım. Evet bence şunun gibi kadar... şunun gibi deli bir şey varsa evinizde. Şunun gibi deli bir şey. Yani arkadaşlar bence hatta hayvanlar böyle kalabilir. Bunları bir yer ayarlasak hani bu gece evet. Falan birkaç günde böyle ama... kendilerince kalabilirler. Açılmıyormuş anneciğim. O kilit kilit kilit. Laura yapma kızım. Korkutma bebekleri. Bebeğim ama bu tabii bizim evimizde iki tane canavar olduğu için. Birinci canavar, ikinci canavar. Ay Lara, hep şişe bastın, hep şişe bastın, of. Yapacak bir şey yok. Şiş. Bilmiyorum, sence kapıda mı kalsınlar, kafeste mi? Yok abi. Kafes için biraz yer vermemiz lazım, böyle ortaya yer vermemiz lazım. Evet.
şuraya. Yattı oraya. Kare bir şekilde falan mesela şuraya yine kanepenin yanına kare olabilir. Bir şekilde. Ya Laura itirme hayvanı. Laura rahat bırakmıyor ki hayvanları. Yani arkadaşlar bence kesinlikle ben beğendim kafesin kullanışlı. Biz bunu internetten aldık. Uygun bir fiyata da aldık hatta. 175 liraya aldık. Bu arada şey değil ha, sponsorlu bir ürün değil, yanlış anlamayın. Evet. Zaten yani Dora, git topunu aldığımız satıcının topunu adını dahi hatırlamıyorum ben. Rastgele evet aldık. Yani bence ama köpekler için çok ideal. Çünkü kutuda duruyorlardı. Karanlık, ışık alsa bile yeterli olmuyor. Ve çok sıkıyorlar. Bu şekilde etrafı da görebilirler. Bence çok iyi. İdeal. Güzel. Yavrularımız zaten cuma gününe kadar bizimle. Cuma gününden sonra yeni yuvalarına kavuşacaklar. Babacığım sen içine giremezsin onun, hayır. Anneciğim bak çok bebekler, daha işim evet var her yere. Olmaz oğlum. Buradan bakalım, bak gel yanıma, ben buradan dokunabiliyorum bak. Olmaz babacığım, içine ya giremezsin sen şu an onun. Bak. Bebekler var içinde. Evet. Gel yanıma. Ya Laura, rahat bırak hayvanları Laura. Arkadaşlar, yavrularımız son günlerini geçiriyor bizimle. Evet, sahiplenmeyi çok isterdik. Yani hatta ben çok da istedim, göndermek de istemiyorum ama yani bu durumda benim için çok zor oluyor arkadaşlar. Eşim işe gittiğinde ben 4 tane çocukla gerçekten çok zorlanıyorum. Yani onlara bakabilmeyi çok istedim. Yaz olsaydı evimiz bahçeli, belki videolardan görüyorsunuz. Ben yaz olsaydı asla bırakmayacaktım ama kış olduğu için evde kalmaları gerekiyor. Ve onlarla evin içinde mücadele etmem çok zor. Laura. En azından bahçeye salardım gün içinde. Laura, psikopat mısın Laura? Yapma Laura, hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır. Evet, bence artık yavruları yerine koyalım. Arkadaşlara veda edelim. Ortalığı toplayalım. Bu videoyu da merak edenler olursa diye, olmuşsa diye çektik. Yavruların da sağlık durumu gayet iyi. Böyle bir kafes aldık onlara. Ya Laura! Son olarak kendinize iyi bakın. Burada ortalık karışmak üzere. Laura hiç rahat huzur vermiyor. Erben dur bir dakika babacığım. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.